أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabının üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin, abilerimin, hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım dolayısıyla günahlarınız, ayıplarınız, hatalarınız bağışlansın. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki şerefiniz, izzetiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkını sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah Azze ve Celle hem sizlere hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, Bizans devleti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arap Yarımadası'nın büyük bir çoğunluğuna çöreklenmişti. Özellikle adanın kuzey bölümünü sevk ve idare etme konusunda üstün bir gayret ve çaba sarf etmekteydiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu bölgeye birçok defa davetçiler ve elçiler göndermiştir. Özellikle Dihyetül Kelbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından en güzel simaya sahip olan Cebrail aleyhisselam da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile buluştuğunda birkaç defa bu sahabenin suretinde gelmiştir. Dihyetül Kelbi, Bizans imparatoruna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet ve tebliğ mektubunu iletse de bu imparator makam sevdası, etrafındaki insanların korkutmaları neticesinde davete sırt çevirmiştir. Ancak o günün en büyük problemi bugün de içinde yaşadığımız problemin aynısıydı. Özellikle Araplar Bizans'ın korkusunu kalbinde yüksek derecede yaşıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin erkek ve mümin kadınların, Müslüman erkek ve Müslüman kadınların kalplerinden bu korkunun giderilmesi ancak ve ancak aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'den korkmaları için bir gayret, bir mücadelenin içerisindeydiler. Şimdi de öyle değil mi aziz dostlarım? 2 milyarlık İslam alemi Amerika ve onların uşaklarından korkmaktadırlar. Peki bunun sebebi nedir? Girdikleri yeri yakıp yıkmaları, İnsanların ırzlarını kirletmeleri, toprakları gasp edip bedenleri paramparça etmeleridir. Çocukları kaçırıp fuhşa zorlamaları ve büyük çoğunluğunu da organ mafyasına teslim etmeleridir. Mescitlerin, medreselerin saygınlığını çiğnemeleri, insanların en tabii haklarından biri olan hastaneleri kullanmalarına müsaade etmemeleridir. Yani kısacası girdikleri coğrafyaya vahşi hayvanlardan daha saldırgan bir şekilde girerek o belde halkını maalesef büyük göçlere, büyük korkulara sürüklemişlerdir. İşte onların atası kabilinden olan Bizans'ta Arap Yarımadası'na ve elinin uzandığı yerlere büyük zulümler gerçekleştirerek
insanların kalplerinde bir korku oluşturmuşlardı. Halbuki bugün insanlar vahşi hayvanlara dahi mukavemet edecek bir iradeye sahipken, kendi cinslerinden olan, kendileri gibi olanlara karşı kendilerini koruyamaz hale gelmişlerdir. Halbuki bugün belde sahipleri vahşi hayvanlarla yaşamayı göze almışlarken, Afrika'nın şu an değişik yerlerinde insanlar en vahşi olan hayvanlarla beraber yaşayabilirlerken, maalesef Amerika, İsrail ve onların uşaklarını aynı belde içerisinde barındırmak istememektedirler. Az önce saymış olduğumuz hususlardan dolayı. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların yüreğinden Bizans'ın, Roma'nın korkusunu söküp atıp tamamen bu kalpte alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin korkusunun hakim olmasını istiyordu. Ve bunun için de bir dizi planlar yaptı kardeşlerim. Hicretin 7. senesinde, yani daha Müslümanlar Medine'ye geleli 7 yıl olmadı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3000 kişiden oluşan bir ordu hazırladı Bizans'a karşı savaşmaları için. Ve bu ordunun başına önce Zeyd bin Harise'yi, o şehit olursa Cafer bin Ebi Talib'i, o da şehit olursa Abdullah İbni Revaha radıyallahu anhumayı tayin etti elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mücahitleri Mute'ye uğurladıktan sonra Müslümanların içerisinden 3000 kişiye karşılık tam 300 bin kişilik bir kuvvet hazırlandı. 100 bini Bizans ordusu, 200 bine yakını da Arap müşriklerden oluşuyor. Yani Müslümanlar sanki dev dalgaların içerisinde sağa sola savrulacak olan bir sandal hükmünde. Müslümanlar sanki kılıçlarını bir insan topluluğuna değil de yüksek dağlara karşı uzatıyorlarmıştı. Evet, silah onlarda, asker onlarda, kendilerini koruyacak teçhizatlar, ekipmanlar onlarda. Onlarda her şey vardı, ancak Müslümanların elinde bulunan öyle büyük bir hakikat vardı ki onların hiçbiri bu seviyeye ulaşamamıştı. O da aziz ve celil olan Allah Azza ve Celle'ye iman etmeleriydi. Ama sonuçta insanız ya kardeşler. Yeri geldiğinde bazen korkularımız bazı hakikatleri bize unutuyor ya, unutturuyor ya. Bazen çok tedbir alma duygusu kalbimizdeki korkuları, endişeleri arttırıyor ya. Sahabeler bir araya geldiler. Düşmanın kalabalığını konuştular. Bakın, Ma'an denilen bir bölgede tam 2 gün boyunca beklediler. 2 gün boyunca. Aralarında müzakere başladı. Bir grup dedi ki, içimizde bulunan ahvali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir mektupla bildirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme durumdan haberdar edelim. Olur ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belki bizim için takviye gönderir. Şimdi 3000 kişilik bir orduya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takviye gönderse ne kadar gönderebilir? En fazla bu ordunun sayısını 12 bine çıkartabilir. Düşman ordusu tam 100 kat büyüklüğünde 300 bin kişiden oluşmaktadır. Bir grup diyor ki, olur ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğumuz durumdan dolayı bizi geri çeker. Bir grupta diyor ki, olur ya, Peygamber aleyhissalatu vesselam bir emir buyurur. O Allah Azze ve Celle'nin elçisidir. Allah Azze ve Celle ona vahiy etmiştir. Belki bize bir taktik, bize bir metot öğretecektir. Biz de onu uygulayalım deyince sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şairi, Ensar'ın katibi Abdullah İbni Rava'a radıyallahu anh alır. Bakın, Urve anlatır radıyallahu anh. Allah Azza ve Celle şairlere gelince
Onlara ancak sapmış olanlar uyarlar. Şuara suresi 224. ayetini indirince Abdullah İbni Ravaha dedi ki ben dedi onlardanım. Yani ne demek? Ben ya insanları saptıran, şiirleri ortaya çıkartan adamım ya da insanları saptıran şiirlerin sahiplerinin şiirlerini ezberleyen bir adamım. Bunun dışında biri değilim ki deyince Allah Azza ve Celle Şuara suresi 227. ayetini indirir. Ancak onlardan iman eden, salih amel işleyen ve Allah'ı çokça zikredip haksızlığın karşısında duranlar müstesna dedi. Allahu Ekber. Yani Allah Azza ve Celle kulunu işittiğinin delilini ortaya koydu. Allah Azza ve Celle garip bir müminin dudakları arasından çıkan söze karşılık verdi. Müminlerle diyaloğunun nasıl olduğunu Şuara suresi 227. ayetinde hepimize gösterdi Allah Azza ve Celle. İşte o Abdullah şiirleriyle müminlerin kalbini coşturan, münafıkların ve müşriklerin kalbinde de onulmaz bir acılar açan adam ayağa kalktı dedi ki ey topluluk! Sizin kendisinden kaçtığınız şey şehadetten başka bir şey değildir. Sizin ürktüğünüz, korktuğunuz, çekindiğiniz, tedirgin olduğunuz şey biz dün bunun için yola çıktığımız şeydir. Allah yolunda ölmek, Allah yolunda yara almak, Allah yolunda kanımızı akıtmak ve bunun karşılığını da cennetin firdevslerinde almak için biz yola çıktık. Bizim gayemiz bu değil miydi? Biz yaşamak için ölmeyi tercih etmedik mi? Biz Allah'ın rızasını kazanmak için boynumuzu kılıçlara uzatacak olan yiğitler değil miydik? 3000 tane adam olsak da, karşı taraf 300 bin değil, milyonlarca bir güç olsa da bizim gayemiz yaşamak değil, ölmekti. Ve sonra devam etti. Dedi ki biz hiçbir zaman sayımız, kuvvetimiz ve çoğunluğumuza dayanarak değil, biz Allah'ın dinine dayanarak savaştık. Elhamdülillah. Allah'ı güç bildik. Allah'ı kuvvet sahibi bildik. Sayımızı önemsemedik. Silahlarımızı önemsemedik. Önemsediğimiz gün Huneyn'de Allah Azze ve Celle bizi rezillikten kurtardı. Az kalsın bir zilletin içine düşecektik. 12 bin kişilik ordu yenilebilir mi? 12 bin kişilik orduya kim güç yetirir? Allah Azze ve Celle'nin bu ordusuna, bu kılıçlarına kim mukavemet gösterir diyerek sayımıza, silahımıza, gücümüze dayandık. Allah Azze ve Celle savaşın ortasında bizi garip bıraktı öyle değil mi? Dedi ki biz hiçbir zaman gücümüze dayanarak savaşmadık. Bizim gücümüzün kaynağı Allah'tır. Kuvvetimizin kaynağı Allah'tır. Başarımızın kaynağı Allah'tır. Ve sonra ekledi dedi ki haydi dedi. Şu savaşın sonucunda ya şehadet vardır ya da zafer. Başka üçüncüsü hiçbir şey yok. Ölürsek şehit oluruz inşallah. Toprağın altına girersek şehit oluruz. Kanımızın toprağa ilk düştüğü anda Allah Azze ve Celle bütün günahlarımızı affeder. O kan, o tertemiz kan, o misk kokulu kan toprağa bulaştığı anda Allah Azze ve Celle Firdevs-i Âlâ'nın sınırlarını açacak, bize gösterecektir. Allah Azze ve Celle kabrin azabından bizi koruyacaktır. Başımıza vakar tacı konulacaktır. Hurilerle evlendirileceğiz diyen Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh, subhanallah. Kardeşler, bazen bir dil olursunuz. Binlerce insanın istikametini korursunuz. Bazen bir söz söylersiniz. Kayacak kalpleri istikamet üzerinde sebat ettirirsiniz. Bazen bir kişisinizdir. Ama milyonlara yön verirsiniz. Ama samimi olmak kaydı şartıyla, ihlaslı olmak kaydı şartıyla, söylemiş olduğunuz sözün eri olmak kaydı şartıyla, bir söz söylersiniz, insanları sırat-ı müstakim üzere ram edersiniz o sözlerle. İşte o Abdullah İbni Ravaha radıyallahu an hem bu sözlerin sahibi olarak kendisi hem de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tayin etmiş olduğu her bir kumandan şehit oldu elhamdülillah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin perdesi açıldı.
Allah Azza ve Celle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istese de göremeyeceği sahneleri bir bir peygamber aleyhisselama gösterdi. Dedi ki sancak Zeyd bin Harise'de, o dedi şehit oldu. Sancağı Cafer bin Ebi Talip aldı, o da şehit oldu. Şimdi dedi sancağı Abdullah bin Revaha aldı, o da şehit oldu. Bu sefer peygamber aleyhisselamın gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Üç yiğit komutanını kaybediyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Belki ashabına bu durumu anlatırken Müslümanların içerisine bir an korku da girmiş olabilir. Acaba ne oluyoruz? İçine girmiş olduğumuz deniz bizi boğacak mı? Acaba içine girdiğimiz kasırga bizi savuracak mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra müminlerin beklediği zaferi ilan etti. Şimdi dedi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı dedi. Subhanallah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, keskin bir kılıç, sivri bir kılıç, korkmayan bir kılıç. Dün Müslümanlara karşı kılıcını uzatmıştı. Bugün kafirlere karşı uzatıyor. Kim o? Halid İbni Velid radıyallahu an. Velid bin Mughire'nin oğlu. Allah Azze ve Celle'nin kitabında kınadığı bir müşriğin oğlu Halid, cehennem ateşine doğru yuvarlanırken, cehennem ateşine odun olmak üzereyken, Amr bin As'ın gayretiyle alemlerin Rabbi olan Allah'a yürüyen Halid. Ne dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam? Allah'ın kılıçlarından bir kılıç dedi. Subhanallah. Dün müşriklerin saflarında cehennem ateşine bir odun olacak adam, Allah'ın davasını korumak için büyük bir kalkan olmuştu. Elhamdülillah. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah dedi onunla dedi zafer nasip etti. Elhamdülillah. Savaşın seyri değişti. Müslümanlar kasırganın içerisinden çıktılar. Allah azza ve celle büyük bir dehlizin içerisinden onları aldı, karaya sağ salim ulaştırdı. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a zor mu kardeşim? Vallahi kolay. Allah için güçlük var mı kardeşim? Vallahi yoktur. Allah'a dayanan, ona yönelen, ona tevekkül eden, iman eden, her şeyin üzerinde kahhar olan bir güce sahip olan, Allah'a iman eden bir adam kaybeder mi? Ümitsizliğe düşer mi? Herhalde şu an yaşadığımız problem bu aziz dostlarım. Allah Azze ve Celle'ye olan tevekkülümüzü yitiriyoruz. Allah'a olan imanlarımızı yitiriyoruz. Allah'a olan bağlılığımızı kaybediyoruz. Ümitlerimiz tükeniyor aziz dostlarım. Herhalde bundan dolayı yediğimiz her bir darbe bizi biraz daha geriye atıyor Müslümanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan emindi. Allah'a güvendi. Allah'a dayandı. Ordusunu bir cesaret için göndermedi. Ordusunu Muhammed'in ordusu böyledir desinler diye göndermedi. Tamamen alemlerin Rabbi olan Allah'ın güvenine, emniyetine sığınarak ordusunu yürüttü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevekkülde sınır tanımıyordu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vallahi bunu her daim aşıladı kardeşler. Bu anlayışı her daim aşıladı. Zatur Rika gazvesinden geri dönüyorlar. Allah Resulü ve mücahitler. Cabir İbni Abdullah anlatıyor radıyallahu anh. Müslümanlar ağaçların altında gölgeliklerde dinlenirken tam diyor uyuduğumuz bir sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sesini işittik. Hepimiz diyor uykulardan kalktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru yöneldi. Dedi ki az önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az önce Bedevilerden bir müşrik kılıcımı kınından çıkartmış bana doğru uzattı. Bana dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu an şu elimde bulunan kılıçtan seni kurtaracak olan kimdir? Allahu Ekber. Şu an ölümle yan yanasın. Kucak kucağısın. Tabir yerindeyse benim kılıcımın gölgesi altında son nefesini yaşıyorsun. En keskin tarafınla boynunu vuracağım. En yakınında Ömer yok. En yakınında Ebu Bekir'in yok. Ali'nin yok. Ne yapacaksın? Seni kim kurtaracak deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Ben diyor 3 defa Allah dedim diyor. Subhanallah. Senin elinden kurtaracak olan Allah'tır. Yavuz kılıç senin elinde olsa
Ne yazar ki? Kılıca keskinliği veren Allah değil midir? Boynuma dayadığında onu durduracak olan Allah'tır. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ı yakması gereken ateşin serin ve selamet olması gibi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hangi kurşun sana isabet edebilir ki? Allah seni himaye ettikten sonra, Allah seni koruduktan sonra hangi delici olan kuvvet sana zarar verebilir ki? Vallahi biz bunlara da şahit olmuyor muyuz? Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, halifeliği dönemindeyken geceleri gece namazı kılmak için mescide gidermiş. Mescid-i Nebeviye, subhanallah. Gece namazı kılmak için. Bir gün bakıyor ki etrafında arkadaşları var. O mescitte namaz kılarken arkadaşları da bir kenarda oturmuşlar. Hazreti Ali radıyallahu anh namazı bitirir. Arkadaşlarına doğru yönelir. Sizi burada oturmaya sevk eden şey nedir der. Derler ki ey müminlerin emiri, biz seni korumak için buraya geldik. Hani sana zarar vermesinler, senin canına kastetmesinler, seni kaçırmasınlar. Ali bin Ebi Talib ne diyor kardeşler radıyallahu anh? Beni diyor sema ehlinden mi yoksa diyor yer ehlinden mi diyor koruyacaksınız? Hangisinden koruyacaksınız? Diyorlar ki yer ehlinden koruyacağız seni. Hani insanlar zarar vermesinler, kafirler, müşrikler, münafıklar zarar vermesinler. Hazreti Ali radıyallahu anh peygamberin terbiyesinden geçmiş. Peygamberin rahlesinde daha çocukken oturmuş. Tevekkül sahibi adam yönelir ve der ki, gökte karar verilmemiş hiçbir şey yerde diyor meydana gelmez. Allahu Ekber. Önce gökte karar verilecek. Ölümün karar verilecek. Hastalığın karar verilecek. Borç bataklığına yüzmem karar verilecek. Elimden, avucumdan çocuklarımın, eşimin, işimin gitmesi karar verilecek. Değilse, bu karar verilmediyse yeryüzünde hiçbir şey gerçekleşmez. Sonra dedi ki, insanı muhafaza eden iki melek vardır. İnsanı muhafaza eden iki melek vardır. Allah'ın kaza ve kaderi galip gelirse o melekler onu Allah'ın kaderiyle baş başa bırakır. Allahu Ekber. İki melek kader ile karşılaştıklarında Allah'ın kaderi yazmış olduğu baskın gelirse, galip gelirse melekler korumaları çeker. Sonra devam etti, dedi ki benim üzerimde de dedi Allah'ın koruması vardır. Ecelimin geldiği gün o koruma kalkacaktır. Allahu Ekber. Bakın şimdi Müslümanlar, beni koruyan sizler değilsiniz. Sizin kılıçlarınız değil, sizin adamlarınız değil, çocuklarınız değil, savaş kabiliyetiniz değil. Benim üzerimde koruyacak olan güç Allah'tır. Ecelim geldiği gün o koruma kalkacaktır. Sonra yöneldi ve dedi ki bir kul kendisi için yazılmış olanın gerçekleşeceğini, kendisi için yazılmamış olanın da gerçekleşmeyeceğini bilmezse dedi ki imanın tadını dedi asla alamaz. Subhanallah. Onlar böyle tevekkül ehliydi Müslümanlar. Onlar Allah'a bu şekilde bağlıydılar. Allah'ın hükmünden geçmeyen hiçbir şeyin kendilerine zarar ve fayda veremeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Taş yandan geçer Allah isabet ettirmediği müddetçe. Kılıç boğazı kesmez Allah nasip etmediği müddetçe. Kurşun işlemez Allah nasip etmediği müddetçe. Ateşe atsalar yakmaz Allah nasip etmediği müddetçe. Kayalardan yuvarlasalar Allah nasip etmediği müddetçe bedeninize hiçbir zarar gelmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz bu tevekkülü yitirdik Müslümanlar. Bu inancımızı kaybediyoruz. Evet, defaatle anlatıyoruz. Her seferinde anlatıyoruz. Bıkmadan anlatacağız. Tekrar dinlendireceğiz. Bir Ömer bin Hattab vardır radıyallahu anh. Halifeliği dönemindeyken Mısır'ın fethinde Amr bin As'a adamlar geldiler. Kıptiler geldiler. Dediler ki ey Amr bin As, biz dedi yılın belli vakitlerinde Nil kurumasın, suyunu çekmesin, su azalmasın, biz kuraklık yaşamayalım, bereketinden istifade edelim diye kavmimizin içerisindeki en güzel bakire kızı Nil'e kurban ederdik. Allahu Ekber. Cahiliyeye bakın Müslümanlar. Düşünün, size gelecekler diyecekler ki ey falanca, kızların içerisindeki bakire ama en güzelini ver, falancaların hatırına onu kurban edelim. Nil'e vereceğiz ona. Yem edeceğiz tabir yerindeyse. Amr bin As işin içerisinden çıkamaz. Şimdi böyle bir şeyi kabul etse büyük bir sapıklık. Böyle bir şeyi kabul etmese bu adamlar daha yeni iman etmişler. Kılıçların zoruyla iman etmişler.
işin içerisinden çıkamayınca Ömer bin Hattab radıyallahu anha bir mektup yazar. Meseleyi anlatır. Hazreti Ömer bir mektup ile beraber bir pusula gönderir. Amr bin As'a der ki, sana göndermiş olduğum pusulayı Nil Nehri'nin içerisine at. Şimdi ne olur iyi düşünün Müslümanlar. Sana göndermiş olduğum pusula var ya, kağıt parçasıdır ha. Yazmış olduğum mürekkep belki kıytırık bir mürekkepti. Belki de harfler tam okunamıyordu. Ama sen dedi onu al, Nil Nehri'nin içerisine at. Allah'a hamdolsun ki Amr'ın yaptığı zekice bir tavır var. Pusulayı açıyor. Ömer bin Hattab'ın tevekkülünü bize göstermek için, ders ve ibret almamız için yapıyor bunu. Ne yazıyor? Aynen pusuladaki ifade. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan radıyallahu an. Müminlerin halifesi, müminlerin başında bulunan adamdan Mısır'ın Nili'ne. Allahu Ekber. Yahu valiye mi hitap ediyorsun sen? Kaymakama mı hitap ediyorsun? Karşında bir insan mı var? Kimle konuşuyorsun ey Ömer? Müminlerin halifesi Ömer'den Mısır'ın devlet reisine değil, bakanlarına değil, Mısır'ın Nil Nehri'ne. Eğer sen dedi gücünü kendinden alıyorsan, sen kaynağını kendin oluşturuyorsan, seni yaratan sensen, gücü veren sensen, bu dakikadan sonra atma istemiyoruz. Sen kendi halinde ne yapıyorsan yap tabir yerindeyse. Ama sen gücünü Allah'tan alıyorsan, Allah'ın kuluysan, bil ki biz de Allah'ın kuluyuz. Bizim geliş gayemiz Allah'a kulluk yapmaktır. Bizim gayemiz insanları putperestlikten, şirkten, küfürden uzaklaştırıp alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye göndermektir. Ona yürütmektir, ona koşturmaktır. Hani biz de bunun içiniz dercesine. Eğer dedi gücünü Allah'tan alıyorsan, dedi ki suyunu sal dedi. Bırak dedi suyuna. Bereket gelsin dedi suyuna. Evet, bu olaya şahitlik yapan müminler diyorlar ki ertesi gün Nil Nehri diyorlar tam 12 zira yükseldi diyor. Subhanallah. Hadi yapsanıza Müslümanlar. He? Okuduğumuz kitaplarda Riyazu Salih'in tevekkül bablarındaki hadisleri hadi uygulasanıza. Hadi beraber uygulayalım. Gidelim ormanlara. Ey Allah'ın kulları, ey ağaçlar, ey kuşlar, bizi alemlerin Rabbi olan Allah gönderdi. Şirk ehline karşı, küfür ehline karşı, zorbalara karşı, münafıklara karşı, mürtetlere karşı biz Allah'ın kuluyuz. Deyin de bakalım bir ses gelecek mi? Deyin de bakalım bir yaprak kımıldayacak mı? Ama Ömer bin Hattab ve onun gibiler, Ali bin Ebi Talip gibiler iliklerine kadar bir şeyi işlemişler ya. Hücrelerine kadar bir şey işlemişler ya. Abi vallahi Allah Azze ve Celle sebepler zincirini tersine çeviriyor. Akmayanı akıtır Allah. Akanı durdurur Allah. Güneşi sabit bırakır. Aya dur der. Geceye doğma der. Allah için her şey basit. İman edersek eşya üzerinde Allah bizim tesirimizi oluşturur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz bunu kaybettik Müslümanlar. Tevekkülümüzü her geçen gün yitiriyoruz. Allah'la olan irtibatımızı kaybediyoruz. Şimdi ne olur hepimiz kendimize soralım. Başta ben soracağım Yılmaz abi. Acaba bizim en büyük problemimiz ve imtihanımız düşmanlarımızın sayısının çokluğu ve kuvvetinin fazlalığı mı? Yoksa kalplerimizdeki imanların, tevekkülün, takvanın ve ümitlerin azalması mı? Herkes bu sorunun cevabını bu akşam kendisi bulsun. Bu akşam özellikle bir şeyi zikretmek adına geçen kardeşlerimizle beraber pazartesi günüydü Allahu Alem. Suriye'de yaşamış olduğu mahalleye atılan varil bombaları neticesinde bir ayağını kaybeden bir bayan, kız kardeşimin, mümine bir kız kardeşimizin hikayesini seyrettik. Takriben 20 veya 23 dakikaydı, doğru mu gençler? Bir bacağını kaybediyor. Tedavi aşamasındayken kocası 3 tane erkek evladını alıyor, başka bir kadınla evleniyor. Terk ediyor kadını. Bakın önce bir bacak kopuyor. Bir mahalle gidiyor. Yaşanılacak diyar yok oluyor. Sonra onun akabinden hemen 3 tane yavrusunu kaybediyor. 3 tane çocuğunu. Adam gidiyor başkasıyla evleniyor. Kadın böyle bir mağazanın önünden geçerken çocuk kıyafetleri satan bir yere denk geliyor. İçleniyor, duygulanıyor. Çocukları hatırına geliyor. Acaba diyor çocuklarıma diyor tekrar kavuşabilecek miyim?
Artık yaşadığı mıntıkada yaşanmaz bir hal oluşunca soluğu nerede alıyor? Bir çadır kentte alıyor. Şimdi kınıyoruz ya, neden Suriyeliler buraya geliyor? Bakın bir şey hatırlatacağım. Geçen hafta unuttuğum bir hadisedir. Münafıklar Müslümanlara aynen şöyle söylüyorlar. Allah Resulü'nün etrafındaki adamlara yardım etmeyi kesin, peygamberin etrafından dağılsınlar. Hatırladınız mı bunu? Münafıklar söylüyorlar. Allah Resulü'nün etrafından bulunan Müslümanların, özellikle muhaciri kastediyorlar. Kim bu? Abdullah İbni Ubey İbni Selül. Diyor ki yardımı kesin, bakacaksınız ki o muhacir dağılacak. Şimdi bugün aman Suriye'ye yardımı kesin, aman Arakan'a kesin, aman Afganistan'a kesin, aman Çeçenistan'a kesin. Yakamızdan düşsünler, bizim beldelerimizde komşu olmaktan, can dost olmaktan aman uzak duralım diyenler bilsinler ki bu sözler münafıklara yakışan sözlerdir. Bu sözlerden tevbe etsinler, bu sözlerden arınsınlar. O mümine kadın bakın mahallesinde yaşayamaz. Çünkü oturacak bir evi dahi kalmaz. Bir çadır kentin içerisine gelir. Önce bir vatanını kaybetti. Sonra bir bacağını kaybetti. Sonra o kocayı zaten saymayacağım, şeref yoksununu. Üç tane evladını kaybetti. O anne bir ağaçtı. O dallarda gezen üç tane meyve vardı. O meyveler koptu. Bir anne için en zor anı düşün. Ne olur Allah rızası için. Ve aynen videoda şöyle bir ifade var. Çadır kente her şey kuruldu. Tabii ki güven halen yok. Bombalar halen oralara yağıyor. Hesapta güvenli bölge oluşturulmuş ama en acımasızca oralara da saldırılıyor. Bakın diyor ki videoda bir yerde bir okul inşa ediliyor. Ancak diyor şunu fark ettik ki tecrübeli, liyakat sahibi öğretmenler bu bölgelerden hicret etmişler. Yani can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din emniyetini, akıl emniyetini korumak için hicret etmişler. Asla kınamıyoruz. Tecrübe sahibi, liyakat sahibi kimse yok. Okul var, çocuk var ama öğretmen yok. Peki sizce burada kim öğretmenlik yapmaya başlıyor? Bacağını kaybeden, üç çocuğunun özlemiyle yaşayan acuze bir kadın, aciz bir kadın ama ümidini yitirmemiş, ama azmini yitirmemiş, Allah'a olan sadakatini yitirmemiş, ümmete olan vefasını kaybetmemiş asil ruhlu bir kadın, savaş neticesinde travma yaşayan kız çocuklarının hayata tekrar kavuşturulması için gönüllü bir şekilde, kardeşler gönüllü, parasız, bana bu kadar para verirseniz iş yaparım, bana bu kadar para verirseniz size din anlatırım, bana bu kadar para verirseniz Allah yolunda size yardım ederim diyenler utansınlar. Kadın hiçbir ücret karşılığısız, hiçbir ücret almıyor. Gönüllü bir şekilde, gönüllü bir şekilde Suriye Savaşı'nda travma yaşayan kız çocukları hayata kavuşturmak, Allah'la bağlarını kuvvetlendirmek, ümitlerini palazlamak için bir gayretin içerisinde. İşte zafer Allah Azze ve Celle'nin bu kadınların eliyle vereceğine biz şahidiz inşallah. Bunlar gibi ümit var olanlar, Allah'a tevekkül edenler, Allah'tan sapmayanlar, saptırılmayanlar, vallahi bu ümmetin zaferlerini bir bir gerçekleştirecektir. Allah'ın selamı onların üzerine olsun inşallah. Hicretin 7. yılında gerçekleştirilen Mute Savaşı, kardeşler İslam tarihi kitaplarında bakın şöyle başlıklandırılması lazım. Ümmetin kalbinden Bizans'ın korkularının giderildiği büyük bir savaş olarak tekrar anılması gerekmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan cesaret alıyor. Hicretin tam 9. yılında, tam 2 yıl sonra kendisinin de başında bulunduğu bir orduyla Tebük'e kadar ilerliyor. İlk savaşın verdiği acıyla Arap müşrikler ve Bizans'ın idare etmiş olduğu mıntıkadaki askerler Müslümanlara mukavemet edemiyorlar. Peygamber aleyhisselam müşriklerle bir anlaşma yapıyor, onlara cizeyi bağlıyor. Tam 20 gün boyunca Tebük'te bekliyor. 20 gün boyunca. Dile kolay Müslümanlar. 20 gün boyunca Tebük'te bekliyor.
hiçbir zayiat vermeden bir tane Müslümanın şehadetiyle attan düşmesi neticesinde bir Müslümanın şehadetiyle beraber Medine'ye geri dönüyorlar. Bakın bu seferden tam 2 yıl sonra, yani hicretin 11. senesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Belka ve Filistin'de Bizans'la tekrar savaşılması için mücahitleri bir araya getiriyor. Ve ordunun başına 20 yaşında taptaze genç, dalında tabir yerindeyse yemyeşil yaprak olan Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma'yı koyuyor. Ve onu çağırıyor. İbni Hacer diyor ki Usame ordusunun teçhizi Resulullah'ın vefatından 2 gün önce tamamlandı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmadan önce Ensar'ın ve Muhacir'in ileri gelenlerini savaşa teşvik etti. Bunun neticesinde bakın cumartesi günü İslam ordusu tamamlandı. Her şeyle tamamlandılar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame'yi çağırdı. Dedi ki ey Usame, babanın dedi savaştığı beldeye git. Ey Usame, babanın savaştığı beldeye git ve seni de o ordunun başına kumandan tayin ediyorum. 3000 kişilik Ensar ve Muhacir'in ileri gelenlerinin olduğu bir ordunun başına Usame'yi koyuyor. Tabii Müslümanlar tüm hızlarıyla hazırlığa devam ederken bir arada da müzakere ediyorlar. Keşke Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordunun başına Ensar ve Muhacir'den daha tecrübeli, daha yaşlı, daha eski olan birini koysaydı da Usame'yi geri çekseydi. Şimdi bu hepimizin arasında olan bir şey. Bir kardeşe deriz ki sen bu kardeşlere Kur'an öğret, insanlar konuşurlar. Nasıl o hocalık yapar? Bir kardeşe deriz ki şu 8 kişinin başına geç, onlara ders yap, insanlar konuşmaya başlarlar. Ya bu adamdan hoca mı olur? Bir insana ehil görürsünüz, bir iş verirsiniz ama başkalarına bu meseleyi anlatamazsınız. Bu sahabede de yer yer zuhur etmiş ama bizim ahlakımız haline gelmiş. Allah Azze ve Celle bizi bundan korusun. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşulanları duyunca Müslümanlara şöyle seslendi. Dedi ki bazıları Usame'nin komutanlığı hakkında dedikodu yapıyor. Dün babasının komutanlığı hakkında da aynı kişiler dedikodu yaptılar. Laf söylediler. Dediler Zeyd de yapamaz. Zeyd'i de beğenmediler. Ondan daha liyakatlılarını gördüler. Ama dedi bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilin ki onun babası da onun oğlu da dedi liyakat ehlidir. Allahu Ekber. Bunu Resulullah onaylıyor. Onun babası Zeyd de kendisi Usame'de liyakat sahibidir. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orduyu Medine'nin dışında olan Curuf denilen bir karargaha doğru sevk etti. Onlar orada tam 2 gün boyunca beklediler. Pazartesi günü hiç beklemedikleri bir olay yaşandı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle benim ölümüm sizin en büyük musibetinizdir dediği. Bakın bir Müslümanın başına gelecek olan en büyük musibet, en büyük imtihan benim ölümümdür dediği hadise gerçekleşti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh o olayı anlatıyor. Defin işlemleri yaşandıktan sonra Medine'nin hali değişiyor. Nasıl mı? Bakın. Allah Resulü diyor vefat edince Araplar irtidat etmeye başladılar. Dinden dönmeye başladılar. Nifak diyor kalplerine yerleşti. Ve bakın şu ifadeye. Allah'a yemin olsun ki babamın omuzlarına yüklenen yük, yüksek yüce bir dağa diyor konsaydı diyor paramparça olurdu. Allahu Ekber. Babamın omuzlarına yüklenen yük bir dağın üzerine konsaydı diyor paramparça olurdu. O gün diyor Allah Resulü'nün ashabı yırtıcı hayvanların bulunduğu yağmurun yağdığı bir beldedeki diyor keçiler gibilerdi. Subhanallah. Yani bir tarafa sinmişler. Bir anda böyle üzerlerinde bir atalet başlamış. Belki hiç ummadıkları bir korku ve tereddütün içine girmeye başladılar. Neden? Bir taraftan Arap müşrikleri saldıracaklar. Bir taraftan irtidat edenler saldıracaklar. Bir taraftan Yahudiler palazlanıyor. Bir taraftan da belki Hristiyanlar intikam alacaklar. Müslümanların diyor ahvali diyor yırtıcı hayvanların bulunduğu beldede
yağan yağmur sırasındaki diyor bir keçiler gibilerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Bakın Allah Resulü'nün diyor tam diyor vefatından 3 gün sonra. 3 gün sonra bir adam çıktı. Kim o? Yine Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle. Ya Resulallah, babamı yani Ebu Bekir'i namazda öne geçirme. Zira o yufka yürekli bir adamdır. Naif bir adamdır. Sessiz konuşur. Ayetler okunduğunda ağlar. Onu imamlıktan al dedi. O yiğit adam çıktı. O adam ayağa kalktı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tam vefatından 3 gün sonra tellal çağırdı, emretti. Dedi ki duyduk, duymadık demesin. Usame'nin ordusuna kayıtlı olan bütün Müslümanlar, Allahu Ekber. Usame'nin ordusuna kayıtlı olan bütün Müslümanlar Curuf mevkisinde toplansınlar ve Medine'de kimse kalmasın. Allahu Ekber. Üçüncü gün. Daha acı büyük. Usame'nin ordusuna kayıtlı olan mücahitler Medine dışındaki Curuf'a çıksınlar. Yani Usame'nin ordusunun yola çıkma vakti gelmiştir elhamdülillah. Hemen sahabe üşüştüler. Ebu Bekir radıyallahu anh etrafına toplandılar. Yapma dediler ey Resulullah'ın halifesi. Bu ordu Müslümanların gücüdür. Eğer dedi sen bu orduyu Medine'nin dışına çıkartırsan Arap müşrikler dedi senin dedi bulunduğun beldeye diyor saldırırlar. Gücünü yanından asla ayırma. Ebu Bekir radıyallahu anh kabul etmedi. Onlar ısrar etti. Ebu Bekir radıyallahu anh ısrar etti. Ancak dayanamadı. Medine'nin ve Mekke'nin ileri gelenleriyle istişare yaptı. Bunların içerisinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh dahil olmak üzere neredeyse hepsi söz birliği yaptılar. Dediler ki orduyu tekrar Medine'ye geri getir. Tartıştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh toplantıyı feshetti. İptal etti toplantıyı. Biraz daha düşünmek istedi. Allah'a yönelmek istedi. Mescid-i Nebevi'de belki oturacağı esnada Allah Azza ve Celle'nin kalbini açması, zihnini açması için dua fırsatı bekledi. Ve nitekim ikinci toplantıyı yaptı. Hiçbirine söz hakkı vermeden onlara döndü dedi ki Ebu Bekir'in nefsi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki yırtıcı hayvanların kapıp kaçıracağını bilsem de başka bir rivayette köpeklerin ve kurtların beni parçalayacağını bilsem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıkmasını emrettiği orduyu asla geri çekmeyeceğim. Bu uğurda tek başıma kalsam da bunu yerine getireceğim dedi Allahu Ekber. Ne demek tek başına kalmak? Eğer ben Medine'de siz gittikten sonra tek başıma da kalsam hem yırtıcı hayvanlarla mücadele edeceğim hem de müşriklerle mücadele edeceğim. Ben bundan asla vazgeçmeyeceğim. Yok eğer şunu kastediyse eğer siz Medine'ye geri dönme konusunda kararlıysanız vallahi bilin ki ben Şam'a tek başıma gideceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet etmeyeceğim. Hiç kimse sesini çıkartamadı. Hiç kimse sesini çıkartamadı. Hatta kimse itiraz bile edemedi. Ancak bir araya geldiler. Tıpkı Resulullah'a yaptıkları gibi. Bu sefer Ömer bin Hattab'ın etrafında dolaştılar. Dediler ki ey Ömer radıyallahu anh. Ebu Bekir'e git. De ki radıyallahu anh. Ensar'ın büyüklerinden, yaşlılarından, tecrübelilerinden bir komutayı alsın. Usame'yi geri çeksin. Teklif vallahi masum bir teklif. Teklif ümmeti düşünülen bir teklif. Teklif nefsi alınan bir karar değil. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bunu anladı. Gitti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oturduğu bir esnada dedi ki ey Resulullah'ın halifesi Ensar komutaya yaşlı ve tecrübeli olanların geçirilip Usame'nin geri çekilmesini teklif ediyor deyince o yumuşak adam var ya o sıska adam tabir yerindeyse zayıf adam vücudu zayıf adam karşısında heybetli bir adam var Allah ikisinden de razı olsun sakalı gür olan bir adam var baktığında şeytanın korktuğu bir adam var yolunu değiştirdiği bir adam var
Diyor ki rivayette oturduğu yerden diyor onun diyor sakallarına doğru diyor yapıştı. Annen dedi seni kaybetsin dedi ey Hattab'ın oğlu dedi. Annen seni kaybetsin. Şimdi ben dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği bir adamı azmedeyim dedi. Allahu ekber. Onu görevden mi alayım dedi. Sen benden ne kadar kötü bir şey istiyorsun? Dercesine bir sözdür. Ömer bin Hattab radıyallahu anh geriye döndü. Ensar hemen onun etrafına koştular. Dediler ki ey Ömer ne oldu? Gidin dedi. Anneniz dedi sizi kaybetsin. Kimse dedi benim başımda durmasın dedi. Defolun tabir yerindeyse. Kaybolun. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh bakın dikkat edin. Nefsi için bu kararı almadı. Değil mi peygamber? Yürü dedi ey Usame'nin ordusu. Allah Resulü'nün sözüne muhalefet etmekten kaçındı. Tıpkı Ahzab suresi 36. ayeti gibi. Allah ve Resulü bir konu hakkında hüküm koyduğu zaman mümin erkek ve mümin kadınların başka bir hüküm tercih etme imkanlarının olmadığını, kim bunu yaparsa da sapıklığın içine düşeceği ayetinin tefsiriydi Ebu Bekir radıyallahu anh yaşadığı şey. Hele bugün şimdi Allah'ın Resulü'nün, Allah'ın kitabının, İslam şeriatının kural, tüzük, yasalarını bir kenara koyup da Müslümanları beşeri ideolojinin kurallarıyla yöneten idarecilere bir bakın. Bir taraftan da sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri gereği ordunun başındaki bir adamı almayı peygamberin hükmünü değiştirmek gibi gören bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ı düşünün. Allah azze ve celle bize böyle idareciler nasip etsin. Ebu Bekir radıyallahu anh orduyla beraber hareket ediyor. Bakın o sıra Usame radıyallahu an bineğin üstünde. Ebu Bekir radıyallahu an bineği tutmuş yürüyor. Abdurrahman bin Avf da Ebu Bekir radıyallahu anın hayvanını tabirinde ise yemliyor. Usame diyor ki ey diyor Resulullah'ın halifesi ya diyor bineğine bin ya da diyor ben diyor ineyim. Böyle olmuyor tabir yerindeyse. Diyor ki vallahi ne ben bineğime bineceğim ne de dedi sen bineğinden ineceksin. Allah yolunda ayaklarımın tozlanması benim aleyhime olan bir şey değildir dedi Subhanallah. Aslında Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini uyguluyor. Onlar sünneti böyle uyguluyorlar kardeşler. Mevlid kandillerinde simit dağıtarak yapmıyorlar bu işi. Oluşturulan bidatlarla birbirlerine tabirinde ise gönüllerini yapan biz Müslümanlar gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i radıyallahu an Yemen'e gönderdiği sırada aynısını yaptı. Muaz binekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun tutmuş ipinden nasihat ediyordu. O da aynısını yapıyor. Aynı zamanda orduya bir ders veriyor. Diyor ki ey İslam ordusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı seviyor, ben seviyorum, siz de seveceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adama güvendi, babasına güvendi, ben de güveniyorum, siz de güveneceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde öyle demişti. Allah'ı ve Resulünü seven Usame bin Zeyd'i dedi sever dedi. Subhanallah. Bu onun sözüdür. Peygamber aleyhisselamın sözüdür. Allah'ı ve Resulünü seven Usame'yi sever dedi. Bakın başka bir rivayette Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor. Ey diyor Ayşe diyor ben diyor Usame'yi diyor çok seviyorum diyor. Hem de insanların içerisinden en fazla onu seviyorum. Hatta Usame şahit olmuş bu olaya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Hazreti diyor Hasan'la beraber otururken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ım ben bu iki genci seviyorum. Hasan'ı da seviyorum Usame'yi de. Sen de bu ikisini sev diye bize diyor dua ederdi diyor Peygamber aleyhisselam. Ebu Bekir radıyallahu anh sanki bunları hatırlıyor. Bunları hatırlatıyor ve ordunun, askerlerin Usame'ye asla ihanet etmesini kabul etmeyecek olan bir davranışla gösteriyor. Ve ordu bir yere geldikten sonra Müslümanlar Ebu Bekir radıyallahu anh 3000 kişilik mücahit grubuna dönüyor. Bakın diyor ki ey insanlar size 10 tavsiyede bulunacağım. Hızlı hızlı geçeceğim inşallah. 10 tavsiyede bulunacağım. Bunları benden alın ve ezberleyin. Maddeleştiriyoruz. Bir, hıyanet etmeyin. Ne Usame bin Zeyd'e hıyanet edin,
Ne arkadaşlarınıza, ne Allah'a, ne de Allah'ın davasına asla hıyanet etmeyin. İki, haddi aşmayın. Ne ordu kumandanınıza, ne Allah'a karşı, ne de karşınızda olan düşmanlara karşı haddi aşmayın. Üç, sadakatsizlikten kaçının. Yani emniyetten kaçının. Uhuvveti bozacak olan hallerden kaçının. Dört, müsle yapmayın. Yani burun kesmeyin, kulak kesmeyin, uzuvları kopartmayın, gözleri asla oymayın. Beş, meyve ağaçlarını kesmeyin. Altı, yemek haricinde, yemeniz müstesna, koyun, keçi, inek ve develeri asla kesmeyin. Yedi, mabetlere sığınan, oralara toplanan insanlara ilişmeyin. Sekiz, insanlar size ikramda bulunacaklar, onlardan aldığınız kaplardaki yiyecekleri besmele çekerek yiyin. 9. Başlarının tepesini kesen, yani saçlarının üst kısımlarını kesen ama şu yan taraflarını bırakan bir güruhla karşılaşacaksınız. Kılıçlarınızı onlara doğru uzatın ve son olarak 10. Allah'ın adıyla yola çıkın. Allahu Ekber. Bu insan hakları bildirisinin en güzel halidir. Bugün insan haklarını savunan, Birleşmiş Milletler diye bir grup kuran, insan haklarını savunduğunu iddia edenler, bakın şimdi müstekbirler, başka beldelere saldıranların liderleri, askerlerine şunu söyleyebiliyor mu sizce? Ey askerlerim, Suriye'ye gireceğiniz zaman asla mescitleri bombalamayacaksınız. Hayvanları öldürmeyeceksiniz. Yaşlılara, kadınlara, hastalara, çocuklara ilişmeyeceksiniz. Asla zeytin ağaçlarını kesmeyeceksiniz. Evleri, barkları yıkmayacaksınız. Hastaneleri, okulları vurmayacaksınız. Sadece size silahlarını doğrultanlarla savaşacaksınız diyen şu zorba liderlerin askerleri görebiliyor musunuz? Bu zorba liderler askerlerini bu şekilde yönlendirebiliyorlar mı? Ve siz şimdi kalkıyorsunuz ki insan haklarından, Birleşmiş Milletler'den, UNESCO'sundan, bilmem nesinden bahsediyorsunuz. Ebu Bekir radıyallahu anh 1400 yıl önce bunu başardı. Bu 10 şeyi gerçekleştirdi Müslümanlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Daha sonra Usame'yi çekti. Bakın kardeşlerim, Usame'yi çekti ve ona dedi ki, ey Usame, ne olur buraya dikkat edin Müslümanlar. Ey Usame, Allah'ın nebisi sana neyi tavsiye ettiyse ondan ayrılma dedi. Subhanallah. Yani benden önce, bir hafta önce, hadi en kötü bir ay önce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seni ordu kumandanı olarak seçti. Ben seçmedim. Allah Resulü seni neyle görevlendirdiyse ondan asla ayrılma. Peygamber aleyhisselam sana neyi tavsiye ettiyse asla ondan ayrılma. Ne beni düşün, ne Müslümanların maslahatını düşün. Kimseyi düşünme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hükmünün ve sözünün önüne hiçbir şeyi geçirme. Subhanallah. İşte sünnete bağlılık. Değil mi Recep hocam? Bu kadar ders yapacağımıza Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Usame bin Zeyd ile konuşması sünnete bağlılık konusunda bize yetip artması gerekmektedir kardeşlerim. Ve ondan sonra Allah'ın yardımıyla, nusretiyle Usame'nin ordusu Şam'a doğru ilerliyor. Büyük fetihler gerçekleştiriyorlar. Özellikle de irtidat eden, dinden çıkan ve Müslümanlara karşı bilenen müşriklerin, ilk hallerine düşen o müşriklerin beldelerini bir bir ele geçiriyorlar, ganimetleri alıyorlar ve Medine'ye zayiat vermeden geri dönüyorlar. İlk gittikleri yer nere? Neresin? Medine'ye geldiklerinde ilk gittikleri yer Mescid-i Nebevi. Ne yapacaklar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu mescitte alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye, ya Rabbi biz sana güvendik, biz sana dayandık, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine gerçekleştirmek için biz yola çıktık, sen bize muzaffer kıldın, sen bizi güçlü kıldın, düşmanları gözümüzün önünde rezil ettin, zelil ettin, sana hamd etmek için Mescid-i Nebevi'nin içerisinde namaz kılıyoruz dediler ve oraya gittiler. Evlere gitmediler Müslümanlar. Hele bir de çarşıya gidek de bir çay içek demediler. Meyve yiyelim demediler. Hurma bahçelerinde zemzem içelim, dinlenelim demediler. Solu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye secdelerde aldılar. Elhamdülillah. Kardeşlerim, bu yaşanan olaylar Bizans'ın kalbinde büyük bir korku oluşturdu. Bizans kralı Heraklius
etrafına patrikleri topladı ve onlara dedi ki işte sizi sakındırdığım şey ve sizin de beni kale almadığınız şey buydu. Araplar bir aylık mesafeden geldiler, beldelerinizde savaştılar, hiç yara almadan dedi geri döndüler. Ben sizi bunun için uyardım, sizi bundan dolayı korkuttum. Yani aslında Heraklius iman edecekti, Allah'a teslim olacaktı. Şu patrikler yok mu? Şu rahipler yok mu? Sözde Allah'ın kitabını bildiklerini söyleyen insanlar yok mu? Heraklius'a engel oldular, sakın ha dediler, yapma. İslam'dan onu çevirdiler. Şimdi o da onlara döndü. Allah'ın yardımı tabir yerindeyse onlarla beraber, işte ben size bunu anlatamadım derecesine bir sözdür aziz dostlarım. Evet Müslümanlar, bu olay sadece Bizans'ın kalbinde bir korku değil. Dikkat edin, bir korku değil. İrtidat edenlerde ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra acaba Müslümanlar nasıl paramparça olacak diye düşünenlerin kalplerinde büyük bir endişe oluşturdu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi özellikle internette, yani şu genç kardeşlerim için söylüyorum. Babalarına sesleniyoruz. Abilerine ve hocalarına sesleniyoruz. İnternet ortamlarında oynadıkları oyunlarla, izledikleri filmlerle, izledikleri dizilerle. En güçlü olan Amerika'dır. Yeryüzünün en iktidarlı adamları Yahudilerdir. Bilincini, korkusunu kalplerinin sokulduğu bu dünyada. Ya baba, Amerika ile baş etmek çok zormuş. Adam kıtanın öbür ucundan düğmeye bastığı zaman ne Suriye bırakıyor, ne Türkiye bırakıyor, ne Bosna bırakıyor, hiçbir yer bırakmıyormuş. Adam bu derece güçlüymüş. Ya baba sen biliyor musun? Yahudiler şu an yeryüzündeki bütün ticareti yönlendiren adamlarmış. O korku sinelerine sinmiş evlatlarımıza. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Allah azze ve celle'den korkulması gerektiğini. Aziz ve celil olan Allah azze ve celle'nin korkusunu kalplerine işlememiz gerektiğini. Ve ne Bizans'ın, ne Roma'nın, ne Farisilerin, ne Yemen'in, ne Amerika'nın, ne İsrail'in her birinin bir cüce olduğunu, güçlü olanın Allah olduğunu, güçlü olanın Allah'ın taraftarları olduğunu aşılamadığımız müddetçe, biz bunu kabullenmediğimiz müddetçe aman ha susalım, aman ha hareket etmeyelim, Usame'nin ordusu dursun, Usame'nin ordusu otursun, Usame'nin ordusu dantel örsün, Usame'nin ordusu ticaret yapsın, Usame'nin ordusu kenara çekilsin dediğimiz müddetçe biz bu zilletin içerisinden asla çıkamayacağız. Alnımızın ortasına vurulan bu damgadan kurtulamayacağız. Kurtulacak olanlar yırtıcı hayvanlarla da, Batı'nın hayvanlarıyla da, o Afrika'nın en girilmez zannedilen ormanlarındaki pençeleri sivri olan aslanlarla da, Amerika'nın kedi hükmünde olan hayvanlarıyla da beraberce hareket etmeyi, bakın beraberce hareket etmeyi, onları sindirmeyi, onları korkutmayı, onları geri püskürtmeyi başarmadığımız müddetçe her geçen gün geriye gideceğiz. Her geçen gün geriye gideceğiz. Evlatlarımıza onların kalplerinde beslediği korkudan uzak tutacağız. Küçük olanlar onlardır. Ezik olanlar onlardır. Acuze olanlar onlardır. Acziyet sahibi onlardır. İzzet ve şeref sahibi geçen hafta dedik. Mümin erkek ve mümin kadınlardır. Kopan ellere, bacaklara, çıkan gözlere, yere düşen kellelere rağmen güçlü olan Allah'tır. Aziz ve celil olan Allah'tır. Onun dışındakilerin kudreti ve kuvveti zayıftır aziz dostlarım. Allah Azze ve Celle sahabedeki o tevekkülü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki Allah'a bağlılığı, Allah'a yönelmeyi bizlere nasip etsin, ehlimize nasip etsin. İnşallah evlatlarımızın içerisinden küfre karşı sinelerinde bir kin, öfke beliren ve o korkuyu kalplerinden çıkartan yiğitler, erkekler, kadınlar çıkartsın. Ve özlediğimiz günlere onların elleriyle ulaşalım. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.